Şimdi aslında İstanbul'daki tablo son birkaç haftadır oldukça korkutucu herkes açısından. Ben önce kısaca bir şunu sormak istiyorum. Şimdi bir süredir vaka sayılarını zaten bilmiyoruz. Hasta sayılarını ve vefat sayılarını öğreniyoruz ama onların da ne kadar gerçeği yansıttığı ile ilgili çeşitli tartışmalar var. Yakın zamanda İmamoğlu sadece İstanbul'daki vefat sayısının aslında bakanlığın Türkiye için açıkladığının iki katı olduğunu duyurdu. Sizinse aslında dikkat çektiğiniz verilere bakacak olursak vefat sayısı İmamoğlu'nun tahmininden de çok çok daha yüksek olabilir Türkiye açısından. İstanbul'da son durum nedir? Vefat sayıları açıklanandan daha mı fazla gerçekten? Ne durumdayız acaba? Şimdi veriler yansırken özellikle test negatif olup COVID tedavisi olanlar verilere zaten yansımıyor. Bu nedenle eksiklikler olabilir. Çünkü yapılan testlerin de doğruluk oranı Türkiye'de yapılan testlerin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bildirilen rakamlar %50-60 arasında değişmekte. Bu nedenle test pozitif olan vakalar sadece bildiriliyor. Son zamanlarda turkuaz tabloya yansıyan rakamlarda sadece hastanede yatan ve testi pozitif olan sayılar yansımakta. Evdeki rakamlarla ilgili maalesef veriler şu anda paylaşılmıyor. Salgının başlangıcında tüm PCR testi pozitif olanlar veriliyordu. Şu anda ise sadece hastanede ve yoğun bakımda olan hasta sayılarını bilebiliyoruz. Bu nedenle mevcut veriler ışığında şu anda hastanelerin hemen hemen hepsi dolmuş durumda, yoğun bakımlar dolmuş durumda. Bu evlerde de tedavi edilen yoğun bir hasta olduğunu biliyoruz. Aile hekimlerinin izlemlerine 3-4 katı daha fazla hasta düşmekte Nisan ve Mart aylarına nazaran. Yani Ekim'in 12'sinden itibaren İstanbul alarm vermektedir diyebiliriz. Ve Nisan-Mart aylarına nazaran çok daha yoğun bir hastayla karşı karşıyayız. Evet, şimdi aslında bir yandan da hastanelere baktığımızda gördüğümüz tablo hepimiz açısından çok ürkütücü. Bizim muhabirlerimiz Bağcılar'daki devlet hastanesine gidiyorlar örneğin sürekli ve oradaki kuyrukların ucu bucağı görünmüyor. Bir yandan sürekli olarak sağlıkçılar yani yoğun bakımlarda ciddi bir doluluk olduğunu söylüyorlar. Filyasyona yetişilemediğini söylüyorlar. Ambulanslar bir yandan yetişmiyor. Hatta bazen hasta seçmek durumunda kalanlar var. Yani şu anda hastanelerde durum nasıl acaba? Hastanelerde sürekli yeni COVID servisleri açılıyor. Bu yüzden bir kere COVID olmayan hastalar için ciddi sorunlar yaşanıyor. Birçok hastane bütün imkanlarını COVID hastalarına yönelttiği için diğer hastalarımız zaten zorluk çekiyorlar. Ayrıca evde takip edilen ve kötüleşen hastalar var. Bunların hastaneye ulaşmasında sıkıntılar yaşanıyor. Sizin de söylediğiniz gibi 112'lerin yetişmesi çok mümkün olmuyor bu hastaların transportuna. Hastanelerde de sürekli yeni servisler açılmakta ve yoğun bakımdaki oranları gitgide COVID hastalarının artmakta. Yani İstanbul gerçekten alarm veriyor. Şu anda bulaşıcılık çok artmış durumda ve Mart-Nisan ayında yetersiz de olsa bir takım önlemler alınıyordu. Şu anda hiçbir önlem alınmıyor. Bütün iktidar her türlü diyelim ki parti kongrelerini yapıyor, açılışlar yapıyor. Sanki ortada hiç salgın yokmuş imajı veriliyor ve yaşanan bütün bu süreç sağlık sisteminin üzerinde bir yük olarak duruyor ve toplum bunun farkında bile değil yaşanan sıkıntıların. Sadece yakınlarında COVID olanlar ve ölüm yaşayanlar bunun farkına varıyor ne kadar sıkıntılı bir süreç yaşadığımızın. Bu bir an önce ciddi önlemlerin alınması şart. Hem topluma bunun hissettirilmesi lazım hem de eldeki bütün olanakların şu anda sağlık alanına yatırılması gerekiyor. Gerçekten sosyal destek tedbirleriyle birlikte belli bir süre için COVID-19'un kuluçka dönemi süresince İstanbul'un bir süre için kapanması mutlaka gerekli. En azından 14 gün süreyle. Başka türlü çünkü ne toplum bunu anlayabilir ne sağlık sistemi bunun üzerinde bunu kaldırabilir. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sağlık çalışanların arasında şu anda salgın çok yaygın. Evet. Onlar evlerinde ailelerine taşıyorlar maalesef. Ailelerinden ciddi hastalık
olanlar ve yoğun bakımda olanlar var. Ciddi bir alarm düzeyindeyiz. Bunun yetkililer tarafından da topluma hissettirilmesi lazım. Ve bütün yatırımların şu anda durdurulup sağlık alanına, yani önce sağlık, hem de aşı umutlarının da bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemde yani kurtarılabilir, önlenebilir bir nedenden ölünmesi gerçekten sorumluluk gerektiriyor. Bunların önlemleri alınmazsa. Evet, yani maske, mesafe, temizlik ne yazık ki yeterli bir önlem seti değil. Bir yandan ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bulaşıcılık çok arttı diyorsunuz. Bir yandan da ciddi önlemler alınması gerekiyor diyorsunuz. Zaten siz bir süredir İstanbul'un en azından bir 2 hafta kapanması gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi şu an sanıyorum bahar aylarına kıyasla neredeyse 4 kat artmış vaziyette İstanbul'daki günlük vaka sayısı. Yani bu bulaş hızı giderek artıyor mu şu anda? Bu şekilde stabil kalmasını Artıyor. bekliyoruz. Evet, haklısınız. Çünkü kapalı ortamlar arttı kış aylarının gelmesiyle birlikte. Bu diğer İstanbul dışına gidenler geri döndüler, memleketine gidenler. İşte okulların açılmasıyla birlikte okullar başladı. Tüm bu kapalı alanlar ve yeterli tedbirlerin alınmamış olması şu anda salgını inanılmaz hızda arttırıyor. Bir de ayrıca hastalar evde. Yani ve bunlar aileleriyle birlikte yaşıyorlar. Evde yeterli izolasyon tedbirleri alınmıyor. Eve sürekli giriş çıkışlar var ve taşıyıcılar oluşuyor ve evler dışarıya sürekli COVID hastalarının takip edildiği evler salgının yayılmasına neden oluyor. Ve kalabalıklarda hiç azaltılmış durumda değil. Bir an önce topluma olayın ciddi olduğunun mesajı verilmesi gerekir. Evet, peki bu 14 günlük kapatmadan bahsediyorsunuz. Yani bu kapanmaya ne dahil? Tam olarak ne kastediliyor? Bir de eğer Yani ki bu yapılmazsa önümüzdeki günlerde nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını bekliyorsunuz? tabii ki acil üretim, yaşamı devam ettirecek üretim alanları tedbirler alınarak devam ettirilmeli. Bütün kamuda da olsun, özelde de olsun çalışan insanların iş güvencesi ve gelir güvencesi mutlaka devlet tarafından sağlanmalı. Sosyal devlet zaten bunun için var. Bütün bunlar sağlanarak geçici bir süre için en azından bu katlanarak artan salgın sürecinin durdurulması lazım. Çünkü sağlık sistemi üzerindeki yükü taşıyamaz duruma geldi diyebiliriz. O yüzden bunun bir şekilde zincirin kırılması gerekiyor. Yani bulaş zincirinin kırılması lazım ki tekrar tedrici olarak yavaş yavaş yeniden açılmalar olabilsin. Eğer bu zincir kırılmazsa giderek artan bir hasta yüküyle karşılaşacağız ve bunların da %3-5'i maalesef kaybedilecek. Ne kadar çok hasta varsa o kadar da çok ölüm oluyor demektir. Evet, bir yandan ölüm oranları da artıyor, yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Şimdi bir yandan şöyle bir tartışma var. Adı konulmamış bir sürü bağışıklığı stratejisine yöneldi Türkiye deniyor. Bunu İngiltere mesela salgının başlarında bir denemişti. Daha sonrasında vazgeçilmişti. Tam olarak böyle bir stratejiye mi yöneldik sahiden? Bir de bu ne anlama geliyor? Yani şu anda ortada bir ciddi sorun yokmuş izlenimi maalesef verilmeye çalışıyor. Ekonomik nedenlerle bunlar ön plana çıkarıldığı için. Halbuki sağlık en önemli problemimiz. Ön plana bunun alınması gerekir. Bu sürü bağışıklığı tabii ki şeyi rastgele ortaya bırakırsanız ama bağışıklık oluşacağı konusunda da emin değiliz. Çünkü COVID hastalığını tekrar geçirenler var. Yani bir kez geçirilince bir daha geçirilmeyecek diye de bir durum yok. O yüzden bu hastalığın böyle bir bağışıklık bırakıp bırakmadığını bilmiyoruz. Ayrıca öldürücü bir hastalıkla da karşı karşıyayız. Yani insanlar hastalansın, kalanlar kalır, ölenler ölür gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını zaten İngiltere'de de başlangıçta yapıldı ve sonradan hemen buradan geri adım atıldı. Bütün Avrupa ülkeleri şu anda kapanma tedbirlerini alıyorlar. Yani salgın bütün dünyada sorun halinde. Bunun Eylül-Ekim aylarında tekrar yükseleceği zaten bekleniyordu. O yüzden tedbirlerin yeniden alınması ve kısır döngünün içinden çıkılması lazım.
Evet, peki son olarak şunu sorayım. Siz önümüzdeki günlerde yani bu şekilde ilerleyersek nasıl bir tabloyla karşılaşmayı bekliyorsunuz? Sağlık sistemi çökecek mi hakikaten? Günde kaç pozitif vakayla biz aynı sokaklarda, aynı meydanlarda yürüyor olacağız? Ya nasıl bir tablo bizi bekleyebilir? En azından topluma gerçekçi bir tablo çizmek adına ben size bunu sorayım. Ekleyeceğiniz bir şey varsa bir de onu alalım. Şu anda sağlık çalışanları gerçekten çok yorulmuş durumda. Hastanedeki yoğun bakım çalışanları olsun, hastane yatakları çok dolmuş durumda. Bunun çevrilmesi mümkün değil. Siz istediğiniz kadar yatak sağlayın, istediğiniz kadar yoğun bakım ünitesi açın. Burada çalışacak personel bulamadığınız takdirde, nitelikli sağlık personeli bulamadığınız takdirde sadece yatak varlığı veya yoğun bakım cihazlarının varlığı bu süreci döndürmeye yetmez. Sağlık çalışanları da hastalanıyor ve 10 kat daha fazla hastalanıyor topluma göre. Biz bir an önce bunun meslek hastalığı olarak da kabul edilmesini istiyoruz. 65 depodası birlikte sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesi için gazete ilanları verdik. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Her görüşten Türkiye'deki 65 oda konuda hemfikiriz. Bir yasa hazırlandı. Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Bir an önce bunun yasalaşmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarının da güvenli çalışma koşullarının oluşturulması lazım. Yani sistemi sadece yatak ve yoğun bakım yatağı olarak görmek de doğru değil. Sağlık çalışanları yaygın şekilde hastalandı. Hastalandıktan sonra da çok uzun bir süre aslında maalesef bazılarında hafif geçse bile bazılarında kalıcı sorunlar da bırakıyor. Bu nedenle sistemi ayakta tutabilmenin tek yolu geçici bir süre için en azından sosyal destek paketlerinin de desteklenen bir süreçle kapanma gerekiyor. Yoksa yani yatak bulmak önemli değil, burada çalışacak insan da bulmak gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Profesör Doktor Pınar Sayıp hattımızdaydı. İstanbul Tabip Odası Başkanı. Şimdi aslında birçok belirsizliğin olduğunu anlıyoruz onun da bize anlattıklarından. Ne ile ilgili belirsizlik? Yani vaka sayıları belirsiz, hasta sayıları belirsiz ya da güvenilmez diyelim. Ölü sayıları ve yaşamını yitirenlerin sayıları belirsiz. Önümüzdeki günlerde ne önlemler alınacak, neler alınmayacak? Bunlar belirsiz. Sağlık sistemi çökecek mi, çökmeyecek mi? Bu da belirsiz. Yani birçok sorunun cevabı yok ne yazık ki. Ama gerçekçi bir şey söylüyor Pınar Sayıp şunu söylüyor. Eğer ki İstanbul 14 günlük bir kapanmaya gitmezse diyor. Yani sağlık sistemi tamamen çökecek. Yani tek konu aslında yoğun bakımlarda şu anda yatak yok. Evet bulunamıyor ama yoğun bakımlarda yatak bulmaktan öte yoğun bakımlarda çalışacak sağlıkçı bile biz bulamayacağız. Çünkü toplumun salgına yakalandığının 10 katı kadar sağlıkçılar şu anda salgına yakalanıyorlar diyor. Altını çizdiği şeyler bu şekilde Eylül Pınar Sayıp'ın. Biz de önümüzdeki günlerde İstanbul'daki bu tabloyu takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü görünen o ki eğer önlem alınmazsa sonbahar aylarında gidişat bundan daha da kötü bir hale gelebilir.